Namazda Allahu Ekber namaza duralım müşteba. Niyet ettim Allah razı için namaz kılmıyor. Allahu Ekber namaza durdun. Müşteba seslendim. Efendim bozuldu namaz. Böyle seslenene dönüp efendim denmez. Dememesi lazım. Denmez. Veya ameli kesir yaparsa namazı bozulur. Kitapta bunu söylüyor. Ne demek hocam? Ameli kesir. Ne demek ameli kesir? Ameli kesir demek. Arkadan ben müştebaya bakacağım şu anda namaz kılıyor. Ben buradan gözetliyorum. Namaz kılıyor. Tamam. Şöyle duruyor. Namaz kılıyor. Fakat dönüp sağa sola bakıyorsa bu namaz kılmıyor. Bu hareket namazı bozdu demektir. Dışarıdan bakan bu adam namaz kılmıyor. Bu kadın namaz kılmıyor. Namazda değil diye düşünüyorsa o namazı bozulmuştur onu. İşte buna çok amel denir, çok hareket, çok fazla hareket. Bunun bozmaması için ne olması lazım? Mesela bir yerini düzelteceksin, tek elinle, tek parmağınla yetiyorsa iki parmağın onunla, şurada bir şey var mesela, şöyle yapacaksın. Ama şöyle yaparsan, böyle yaparsan, böyle sağına soluna bakarsan ya da sürekli, mesela kaşıyacak yüzünü, bir, iki, üç, dört, rekat boyunca namaz bozulur. Bir sefer yaptın. 2, 3, 3'e kadar müsaade etmişler. 4, 5 oluyorsa namaz bozulur. Yönünü kıbleden çevirmek. Namaza durduğu halde yönünü tamamen göğsü, gö ön cephesi kıbleden dönüyorsa, mesela bu namazı bozdu. Hiçbir şey konuşmadı. Eli bağlı ama döndü. Ben bir gün camiye girdim. ...adam döndü böyle bana baktı... Selamun aleyküm dedim böyle yaptı... ...namazdaymış... <laughs> ...namazı bozuldu... Hocam ben araya bir şey sormak istiyorum... ...mesela bir yere gidiyoruz kıbleyi bilmiyoruz... ...ama e, kılıyoruz, Heh. bitiriyoruz... ...yanlış olduğunu öğreniriz... ...tekrar kılmamız gerekiyor Bak mu? Bak şöyle... Ona? Ee, ...kıble... ...siz gördünüz adam yanlış durmuş... ...orada dışarıdaki bunu söyleyebilir... ...kıbleye yanlış durana düzelttiğinde... ...onun dönmesi namazı bozmaz... Yani doğruya yöneldiği evet. için bozmaz. Mesela e, kardeşim 30 derece soluna doğru dön. Yanlış durmuşun kıbleye. Kıble orası değil dedim. Bu namazda dönecek. Dönmezse namazı yanlış olduğu da anlaşılıyorsa belli bir çapraz derecesi var. O kadar açı yanlışsa namazı yeniden kılması lazım. Peki ben yanlış kıldım hocam. Yanlış kıldınız. Yeniden kılmam. Kıbleyi sormadınız, araştırmadınız, küt diye durdunuz namazı yeniden kılmanız gerekir. Ama sordunuz, araştırdınız, burası dediler vesaire araştırma yaptıysa sonradan yanlış olduğu anlaşılırsa iade etmesi gerekir. Gerçekten, tamam. Ee, bir şey yiyip içmek, bir şey yiyip içmek namazda normalde sağdan soldan almaz ama ne yapar? Ağzında bir şey kalmış olabilir. Evet. Burada da ölçü nohut büyüklüğünde bir şeyse namazı bozar. Ama ufacık bir ne diyelim ki pirinç kırıntısı dişinin arasında ağzına geldi gayri ihtiyari çiğnedin yuttun. Hocam o nohut büyüklüğündeki yutmasa olur mu? Dursun yani. Yutmayacak, çiğnemeyecek. Yutma. Yani durabilir yani boğaz. Tabii çiğnemeyecek, çıkarabilir. Çiğnerse de mi bozulur? Çiğnerse, hocam? yutarsa namazı bozulur, yemiş evet. olur onu. Özürsüz olarak boğazını hırıldatmak şu anlamda yani bir <laughs> insan okuyacak mesela... Elhamdülillahi Rabbil Alemin ar-Rahim Nefesi boğazı düğümden. Bu bozmaz. Fakat bu bir cevap olarak Evet ben buradayım. Şimdi kapı açıldı. İçeri biri girdi. Annen geldi, baban geldi ya da çocuğun geldi. Evet. Sen de <laughs> yaptın. Evet. Ben buradayım. Bu namazı bozar. Burada evet. namaz bozulur. Şey evet. Yapılan bir şey hocam. Uff Tuff Bozuldu. Uflama ya. Allah'ın huzurundasın. Orası onun yeri değil. Uf tuf olmaz. İnilim inliyor. Elinde olmayarak. Namaz kılarken. Elinde olmayarak. Ol, ol, ağrısı varmış. Ağrısından. Ağrısından. Ama bu e, alışkanlık haline gelmiş. Ya da e, hiç o kadar ağrısı yok. Diğerlere naz olsun, bilmem ne olsun e, e, yapıyor. <laughs> evet. Gülmek. Gülmek şöyle derler doğrudur. Karnı oynayacak kadar hani güldüyse sesi çıkmadıysa kendisi e, kendi duyacağı kadar en fazla çıktıysa kendisinin namazı namazı bozulur abdesti bozulmaz. Ama kahkahayla güldü karşı tarafı güldürdü bilmem ne namaz içerisinde gidip abdest yani alsınlar. Yani gülümsemek e, namazı dinir. bozmuyor ne? hocam. Gülümse tebessüm ettin tebessüm. bu namazı bozmaz ama... Güldün ve sen bunu duydun çıkardın sesleri o zaman namazın bozulur. Musaftan ezberinde olmayan bir ayeti Hanefi mezhebinde bu böyledir. Bazı mezhepler buna cevaz veriyor. Kur'an'ı önüne aldın buradan okuyorsun bu Hanefi mezhebinde namaz olmaz namazı bozar ya da karşına koydun oradan okuyorsun. Ama diğer mezheplerde buna cevaz verenler malikiler falan var. Hanbelilerde var. Birinci oturuşu son oturuş zannederek selam vermek. Şimdi bu namazı bozan hallere yazılmış ama burada bozmayan bir tarafı var onu söyleyeceğim. Tamam hocam. Şimdi dört rekatlık öğle namazı kılıyoruz. İkinci rekatta oturdu oturduk. Ettehiyyatü'yü oku e, okuyalım. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ila ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Allahümme salli ala Muhammed okudu. Allahümme barik. Aslında üçe kalkacaktı. Dört zannetti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namaz bozuldu mu? Bozuldu. Bozulmadı. 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 Niye bozulmadı? Hatırladı şimdi a ben bu dört değildi ikiydi. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkacak. Allahu Ekber. Ellerini bağlayacak. Üçü dördü kılacak. Dörtte tekrar otur. Seyif secdesi yapacak? Sonunda seyir secdesi yapacak. Ama şöyle olsaydı. İkinci rekatta selam vermişti de var. Esselamu aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dön bana sor kaç kılmıştık falan. Namazı kaç kılmıştık? İki kıldık. Dört kılacaktık. Bozuldu. 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 Ya da göğsünü kıbleden çevirseydi şöyle dönüp baksaydı arkaya falan namaz yine ya bozuldu. Ya da kalksaydı, yeni, hareket etseydi. Yeni baştan başlayacaktı. Eksik kıldığımızda konuşmadıysak göğsümüzü kıbleden çevirmediysek kalkacağız. Bir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Seyir secdesi yapacağız. Bir rekat boyunca avret yeri açık olsa ya da farz olan mesela ayakları yerden kesse, ayaklarını yere değil de yerden havaya kaldırsa bir secde boyu öyle olursa. Ne kadar hocam? Bir secde bir, boyu dediğiniz Bir gösterelim. secde süresi, bir rükun Hı. süresi, bir kıyam süresi. Bunlar rekat ve rükün denir bunlar. rükün süresi avret yeri açıldı. Sırtı vesaire açıldı. Kalçaları göründü. Düştü. O şekilde bir anlık örter. zarar yok. Ama özellikle şunu göstereyim şöyle evet oradan göster. Şimdi namaza durdu. Secdeye gitti ama ayaklarını kaldırdı. Böyle bekliyor. Yerde değil ayaklar. Bir secde boyu böyle ayaklar havada. Bu namaz olmaz. İkisi de ayaklar yere değecek. Bir. Tamam bu tarafa dönelim. Hocam şöyle bir şey de oluyor. Mesela biz bayanlarda oluyor. Küçük bir yer gözüküyor namaz sırasında ama biz farkında değiliz. Atıyorum arkadan saç göründü. Ama başkası oradan uyarıyor. E, o durumda ne yapmak lazım hocam? O durumda Hemen örtmek namaz lazım. Namaz bozuluyor mu Yok, yani? Örtmek Hı. lazım. Kübleden dönmek gibi hemen örtmek lazım. Uyardığında siz de kendinizi örtebilirsiniz. Elinizde ee, işte pantolonunuz düştü vesaire evet. çekebilirsiniz. Kendi ihtiyacı dışında, iradesi dışında gerçekleşen durumlarda da namaz bozulur demesi mesela e, burada seccade de başındaydınız Allah korusun bir sel geldi sizi buradan aldı sürükledi. O namaz bozuldu yani o. Onun gibi deprem vardı. işte selam verdi, kaçtınız, sığındınız gibi. Kendi iradenin dışında namaz kılarken abdest bozulursa hemen namazdan çıkacağız. Allah kabul etsin. Olmaz. Abdest bozuldu. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Selam vermene de gerek yok. Abdestini hemen alıp cemaatle kılıyorsan yetişeceksin. Kaçırdığın rekatları tamamlayacaksın kendi başına kılıyorsan o namaz olmaz gidip yeniden tertemiz bir abdest alıp yeniden tertemiz hocam, namaz kılacaksın. Ben Şöyle bir şey biliyorum hocam. Namaz kılarken oldu ya iki tarafa selam verdiğinizde vermek gerekiyor. Yani tamamen bozduğunuz zaman hani hiçbir şey selam vermeden bozarsanız abdest de bozuluyor diye biliyorum hocam. Yanlış mı biliyorum? Abdestiniz Namazı var ki. namazı bozmak için iki tarafa da selam Yok, vermek lazım. Yok bozulmaz. Abdest bozulmaz. Peki böyle bir şart var mı hocam namazı? E, o edeptir. Ha, edeptendir. Şart yok. edeptendir yani şart değildir. Ama tamam. abdest bozulduysa selam ver verme fark etmez fark zaten. Fark etmiyor Bitti. tamam. Peki teşekkür evet. ediyoruz Müştebacığım. Evet çok teşekkür ediyoruz Müştebacığım. Şimdi hocam namaz konusunda belki şunu da göstereceğiz hocam. Müşteba bir gelebilir misin? Mesela namazdaki bazı hareketlerin manası var değil mi hocam? Tabii. Onları da gösterelim, gösterelim. mi hocam bir farklılık olsun. Şimdi şöyle. Hemen evet. bir hızlıca çok az vaktimiz kalmış Bak, hocam. Namaz neden Miraç'ta? Aslında namaz... E, ...Peygamber Efendimiz... ...Aleyhisselatü Vesselam'dan... ...önce de... ...Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde... ...Tevrat'ta... ...Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın... ...dininde, İslam hepsi... ...İsa Aleyhisselam, İncil'de... ...her dinde Allah'ın dini değişmez. Adem Aleyhisselam'dan beri... ...bu namazın... İbrahim Aleyhisselam'ın duasından da biliyoruz. Rabbi canli mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diyor İbrahim Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam beşikteyken daha bebekken Rabbim bana namazı emretti diyor. Musa Aleyhisselam Firavun'a giderken ona namazı emret diyor Allah Musa'ya. Firavun'u Hakk'a çağır ve namazı emret. Bütün dinlerde namaz var. Peygamber Efendimiz miraca çıktığında meleklerin bir kısmını böyle gördü. Bir kısmını rükuda gördü. Bir kısmını secdede gördü. Siz dua ederken el açıyoruz değil mi? Evet. Şunu, şu hareketi tersine çevirin. Alnınızı yere koyun secdedir. Bak dua secdedir. Secde Allah'a en yakın olduğu yerdir. Hiçbir yere koymadığınız anlınızı Allah'ın huzurunda yalnız yere koyuyorsunuz. Bu da tek başınıza sadece Allah'a secde ederek bütün mabudu elinizin tersiyle iterek Allahu ekber deyince Allah en büyüktür dünyayı atıyorsunuz. Bütün putları atıyorsunuz ve özgürsünüz artık siz. Dünya gelse sizi bildiğinizden geri çeviremez. Özgürlüğün ifadesidir. Sadece Allahu ekber demek. Ee, yine Celalettin Rumi'nin güzel bir şey var. Namazdaki hakikate çıkarı çıkarı ver dediği. Tavuk yerden yemi gagaladığı gibi başını yere vurup durma. Tekbir alırken Allahu ekber dediğinde İsmail Aleyhisselam'ı kurban eden İbrahim gibi kurban etmek isteyen sen de nefsini kurban et. Ve Hakk'ın huzurunda mahşer günü kıyamette hesap görüleceği zaman huzurda duruyorsun. Gençliğini nerede harcadın? Ömrünü nerede tükettin? Verdiğin malın kime harcadın? Efendim hangi helallere, hangi haramlara dikkat ettin? Hesabını ver bakayım şimdi. Namazını kıldın mı? Orucunu tuttun mu? Zekatını verdin mi? Komşunla, anne babanla, kardeşinle, akrabalarında. Hepsi gelecek hesap. Evet. Gücün yetmeyecek hesap vermeye belin bükülsün diyor. Yüzün yok ki bakmaya. Başını eğ öne rükü et. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Ya Rabbi, seni tenzih ederim, seni tesbih ederim. Kaldır başını cevap ver. ya Allahü Hamide. Yok yüzüm yok ya Rabbi. Secdeye kapan. Allahu Ekber, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Hesabını ver, soruların cevabını ver bakayım. Kaldır başını. Allahu Ekber. Ya Rabbi yüzüm yok yine hesabı verecek halim yok. Allahu Ekber, Subhan Rabbiyel Ala, Rabbiyel Ala. Kaldır başını, ey kulum cevabı ver bakayım diye diz üstü çök. allah Teala'ya salatü selam peygamberlere Cenab-ı öv. Yardım iste bakayım sağından solundan. Ey ahali, ey anam, babam, kardeşlerim, sevdiklerim, hacım, hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cevap veremiyorum. Yardım edin bana. Ey tanıdıklar, ey melekler, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün bana yardım edin. Kimseden yardım yok. Elini aç. Ancak sana sığınıyorum ya Rabbi. Namazı böyle kıl. Ağzınıza sağlık hocam. Namazı ne güzel anlattınız. manası olur ve o namaz seni kötülüklerden alıkoyar. Yoksa Allah ekber, Allah ekber yat kalk manasını düşünmezsen namazın niye kıldığını bilmezsen namaz bazen de siyah bir kapkara bir lekeli bohça olarak kişinin yüzüne vurulur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.